Problemlerine karşı ne tür diyetler yapılabilir ve obezitenin nedenleriyle başlayalım. Evet, insanlarımız maalesef bilindiği gibi asrımızda kilo problemi hızla çoğalıyor, yayılıyor. Milyonlarca insan kilo probleminden dolayı muzdarip. Avrupa'da, Amerika'da daha çok obezite problemi. Amerika Birleşik Devletleri'nin insanların %80'i, Almanya'da, yani Avrupa'da, Amerika'da %80'e yakın insanlar obez. Aşırı kilolu yani. Yollarda yürürken dikkat etmeniz gerekir. Çarptığı zaman uçabilirsiniz. Türkiye'de de büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde de artık obezite hızla %30'lara, %40'lara varan oranda insanlarda obezite problemi söz konusu. Ve insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Aşırı kilolara karşı çeşit çeşit diyetler, zayıflama formülleri geliştiriliyor, kullanılıyor ve uygulanıyor. İlk uygulaması Hollywood, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde artistlerin, mankenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede artistler tarafından başlatıldığı için Hollywood diyeti veya protein diyeti denir. Protein diyeti ne demek? Et, peynir, yumurta gibi hayvansal besin ağırlıklı beslenmek, karbonhidrat içeren besinleri yememek. Bunu çok çok rizikolu olduğu için daha sonraki yıllarda buna Güney Sahil, yani Florida ve civarında yaşayan insanlar deniz ürünlerini de katmışlar. Güney Sahil diyeti diye bir formül geliştirmişler. Fakat bunun da yan tesirinin çok olması nedeniyle Doktor Atkins et ağırlıklı beslenelim demiş. Yeni bir formül geliştirmiş. Fakat et ağırlıklı beslenene de kalp damar rahatsızlarından ölümlerin çok olması neticesinde Fransız asıllı Doktor Dukan işi inceliyor ve diyor ki proteinle beslenen, yani et, peynir, yumurta ağırlıklı beslenenler kalp damar rahatsızlığı olmamalı, şeker hastalığı olmamalı, böbrek yetmezliği zafiyeti olmamalı. Yani hasta olmamalı. Diyet yapacak kişi asla hasta olmamalı. Yani protein diyeti yapan kişi asla hasta olmamalı. Hasta olursa onun bünyesi bunu kaldırmaz. Bir, protein diyetiyle beslenenler, protein ağırlıklı beslenenlerde aşırı asidoz oluşur. Asidi bünye atamadığı için de ne olur? Bünye hastalıklı bir bünye haline gelir. Asitli ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Bir, damar sertliği oluşur, ödem oluşur vesaire vesaire. Şimdi günümüzde aynı metodu Dukan diyetini veya protein diyetini Doktor Canan Karatay hanımefendi yeni bir diyetmiş gibi Türkiye'de Karatay diyeti diyerek protein diyetini yeniden canlandırmaya çalıştı, çalışıyor. Yazdığı kitaptan bahsediyor, televizyonlarda, gazetelerde dolaşıyor. İyi, güzel, hoş da çok çok tehlikeli olduğunu, yan etkilerinin olduğunu söylemiyor. Yani ilim adamı dürüst olmalı. Bunun şu şu yan tesirleri var. Herkes kullanamaz. Hasta insanlar protein diyeti yapamaz demeli demiyor. Doktor Dukan diyor ki çok spor yapacaksınız. Her gün 2 saat, artı hiçbir hastalığınız olmayacak diyor. Çünkü çok ekstrem bir sadece proteinle beslenmek. Proteinle beslenenlerde bu kimler beslenir? Genellikle işçi, köylü, memur, sıradan vatandaş değil. Protein diyetiyle beslenenler genellikle body, yani fitness'e gidip de böyle vücut geliştirme çalışmaları yapanların yapmış olduğu iştir. Bu da nüfusun %0,5'i demektir. Yani protein diyeti insanların %100'ünün değil, sadece %0,5'inin yapabileceği bir diyettir. Bunu bütün insanlar yapabilirmiş gibi yorumlamak ve uygulanmasını istemek tehlikelidir. Çünkü et nedir? Yağ. Yağ parçalanarak yağ asidine, yağ asidi metabolizmik değişimler, parçalanma sonucu asidi dönüşür. İnsanın kanı asitlenirse kanın pH değeri 7,40. Asidik ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla çoğalır. Çoğalırsa ne olur?
hastalıklı bir vücut olur. Sağlığımızı kaybederiz. Bir. İki, asit kandaki kalsiyumu mıknatıs gibi kendine çeker, bağlar. Asidik ortam. Asidin hemen nötrleşmesi gerekir. Aksi takdirde hayati tehlike. Kanda kalsiyum bulamazsa asit damarların iç yüzeyindeki kalsiyum mıknatıs gibi kendine çeker. Böylece damarların iç yüzeyinde çentikler oluşur. Bu da bu çentiklerden hafif hafif sıvı sızmasına, kan sızmasına sebep olur. 3. Damarda kanda kalsiyum bulamazsa ne olur? Kemikteki kalsiyumu emer. Kemikler kırılgan hale gelir zamanla. 4. Hücrelerdeki depolanan hücre merkezlerinde endoplazmik retikulum denen enerji merkezlerinde kalsiyum depolu bulunur. Bu kalsiyum özel tüplerde, lipitlerde muhafaza edilir. Burada özel depolanan kalsiyumu emer asit. Yani kişide sürekli bir kalsiyum yetersizliği ortaya çıkar. Bu çok çok tehlikeli ve rizikolu bir durumdur. Bunun sonu Allah korusun kalp damar rahatsızları, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, ödem, bir sürü hastalığı tetikler. Bu nedenle protein diyeti tehlikeli.